Geçen sene de bu ligde hocamızla beraber kaldık. Bu sene de Allah izin verirse hep beraber bu işi bir kere daha başaracağız. Nurcan bizim şampiyonluğumuzda 13 maç gol yemedi. Bizim kalemizi korudu. Yaklaşık 15 senedir oldu mu Nurcan? Bu kulübün içinde, bu kulübün içinde büyüdü. O bizim evladımız. Ferhat da bizim evladımız. Bizim iki tane koç gibi kalecimiz var. Muhteşem bir takımımız var. Kendisine çok güvendiğimiz Giresun'u, Giresunspor'u çok iyi temsil eden, her yerde bu kulübe başarıların gelmesini sağlayan muhteşem bir hocamız var. Her zaman dediğimiz gibi önce sevmek lazım. Sonra da sonuna kadar savaşmak lazım. Şimdi bazı şeyleri söyleyen insanlar var. Öyle böyle diyenler var. Sevenler var. Sevmeyenler var ama sevenler çok daha fazla görünüyor. Biz Allah izin verirse cevabı sezonun sonunda vereceğiz. İnşallah. Futbolun içinde her türlü sonuç var ama size sadece bir konuda söz verebiliriz. O da savaşacağımızdan herkes emin olsun. Sonuna kadar savaşacağız. Yes. Sağ olsun çocuklar inanılmaz şekilde inanıyorlar bu işe. Önümüzde çok önemli maçlarımız var. Buradan da en iyi şekilde çıkacağımızı düşünüyorum zaten. Allah yardımcımız olsun. Kolay değil bugünlerde mücadele etmek. Ama hep birlikte bunu aşacağımızı düşünüyorum. Hocam biz sonuna bir şekilde sonuçlarına döneceğiz. Futbolun içinde birçok duygu durumu yaşanıyor. Çok normal. İşler iyi giderken alkış, işler kötü giderken tepkiler olabilir. Çok normal bunlar. Ben bu takımın kaptanıyım. Takımın lider oyuncusuyum. Burada önemli olan takım arkadaşlarıma değil de bütün tepkinin bana gelmesi. Ben bunu sünger olarak içime çekerim. Önemli olan takım arkadaşlarıma herhangi bir zarar verilmemesi. Bundan sonra sevgili şöyle bir söyleyeyim. Çok güzel bir cümle var. Onunla bitireyim. Kaybettiğinde değil vazgeçtiğinde yenilirsin diye bir söz var. Biz vazgeçmeyeceğiz. Yolumuza devam edeceğiz. İyi bakın.